Jurassic Park hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bunlar onun izlerini taşıyor. Hatta direkt şöyle söyleyeyim. Bundle Gift'te Jurassic Park'a atıfta bulunan bonus kartlar da olması lazım diye hatırlıyorum. Merhaba bu arada. Magic başladı başlayalı 92'den bu yana çok güzel bir stratejiyle gidiyor. Bir matematik profesörü bunu yapıyordu. Bu profesör o kadar güzel bir harmoni ve mekanik kuruyor ki daha sonra bu oyun çok yayıldığında malum o zaman böyle tablet bilgisayar yok. E, ee, FRP oyunlarında Zindan ve Ejderha yani Dungeons and Dragons meşhur. Bu onun tamamlayıcısı gibi giriyor ve geliştiriyor da geliştiriyor. Teknolojinin artmasıyla beraber bu dönemde nasıl ayakta kalırızı büyük evrenlerle işbirliği yaparak yapıyor ki geçen videoda da bahsettim işte Yüzüktür, işte Marvel'dır, Fallout'tur, Doktor Who'dur, bilimunda aklınıza gelebilecek her türlü hit yapmış dönem dizisi, oyunu, dünyası ne varsa katıyor. X alanda Jurassic Park'a konu oldu haliyle. Peki X alan Piyasanın hikayesi ve mantığı neydi? Şöyle söyleyeyim. 2017'de Eylül'de ilk X alan piyasaya sürüldüğünde o zaman yaklaşık 2008'den bu yana bir Nikol Bolas var ki benim favori karakterimdir diyeyim. Esas da bu Elder Dragon olarak başlıyor 95-96 yıllarında. Yani ilk piyasaya çıkışında 5 beş kademe Ejderha'dan biri. Bunların hepsi işte elder olduğu için yaşlanıyor, ölüyor diyelim tabir ise fakat Nikol Bolas güce aç, hırslı, gitgide yükselen bir şekilde en sonunda kendini Planeswalker ilan ediyor. Planeswalker olmak onun bir özel ışıltısı diye geçiyor aslında teknik olarak. Bunu kendisine katan her karakter evrenler arası seyahate e, hak kazanıyor diyelim. E, bu seyahatlerde Nikol Bolas gücüne güç katıyor. Hatta Amonkhet serisinde ki bu ilk salığın ilk çıkışı 2017 Amonket bunun devamıdır. Ee, artık orada hem Tanrı yani Firavun Tanrı ve Prince Walker rolüne geçiyor. Buna geçmeden önce de X alanda özel bir plan yapıyorlar. Burada bir kritik karakter vardı. Azor ismi. Azor Prince Walker ışıltısını feda ederek ve tabii ki de kendisinin de bu arada iyilik temsilcisidir o. Bu evrenin Immortal Sun ismini verdiğimiz yani aslında sonsuz ilahi güneş vasfına dönüyor ve bununla Nikol Bolas'ı bu evrenden daha öteye geçirmeme hayali ve planı kuruyorlar. Fakat bu plan başarısız oluyor ve Nikol Bolas ona çok daha farklı bir yükselişle bir top yapıyor. İşte daha sonra yine bir War of Spark dünyasında büyük bir savaşta Nikol Bolas sözde öldürüldü deniyor. Fakat Jace ve Liliana Weiss ile birlikte bir işbirliği yapıp onu aslında bir sonsuz hapishaneye hapsediyorlar vesaire vesaire. Peki dönelim tekrar buraya. 2017'de ilk çıktı ki bunu temsili koydum. O dönemden kalma kutudur. Bunun hiçbir işimiz olmayacak videonun takibinde ve bir sonraki videoda da. Çünkü bunu birden fazla video haline çekerim diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra X alan yapıyor. İşte bu plan tutmuyor. Bir şeyler oluyor. Burada belli başlı ırklar var. İşte güneş emparatorluğu var. Onlar bir kıyı yakaya hakimler. Bunlar tamamen hiçbir şekilde düşmanlara öldürmeden e, yani suça konu bir şey vermeden ama hakkını da savunarak büyüme ve adalet işte justice denge balans neyse bunları böyle bir savunan ırk niteliğindeler ve bunların tabii ki de taptıkları şey gene ölümsüz güneş ee, bunlar eski topraklarını oran işte yerli halkı bunlar sözde işte daha çok topraklarını o eski yükseliş çağına döndürmek istiyorlar ki bu da aynı evrenin 300 yıl öncesine geliyor Bizim dünyamızda ki bu neo Amerikan bir dünya yaratmışlar. İşte İnkalar, Aztekler gibi düşünün bunu. Tapınaklar var. Gene aynı konseptte şey var. Renkler tam o jungle'ın. Balta girmemiş ormanlar ve Amazon nehirleri var. Hani bambaşka bir şey. Amazon nehirleri derken burada Merfolk halkları devreye giriyor. İlk salanda zaten aşağı yukarı 4-5 ırk var. Bunlar da işte en başta gelenler. Dinozorlar burada çok yaygın. Yani dinozor ve daha vahşi yaratıklar diyelim. Korsanlar var aynı İnka coğrafyasını hayal edin. Amerika haritasından etraftaki o denizlerin bir korsanları var. Ee, nehir halkı var ki bunlar Merfolk dediğimiz ırklar. Merfolkları iyi kötü biliyorsunuzdur. Onu anlatmama gerek yok. Bunlar nehirlerin hakimi. Dokuz büyük nehir var ve bu dokuzunun da kendi kabileleri var. Merfolklar da insan veya insan benzeri türevi diyeyim. Çünkü vampirler de var burada. Bunların eline nehir kontrolün geçmemesi gerektiğine inanıyorlar. Ee, böyle bir şey olursa bu dünyaya yıkım geleceğini falan filan düşünüyorlar. Korsanlar dedim. Korsanlar da uzak diye Yine aynı dünyanın kaderi gibi düşünün. Yani Avrupa, Afrika'dan göç eden şeyler gibi. E, orta zamanlarda İspanyolların istilası gibi. Bunlar da e, buraya geliyor fakat İnkalar bunlara yer vermiyor, yurt vermiyor. Bunlar da hayatta kalmak için korsanlığa başvuruyor. Bir korsan kolonisi oluşuyor. Dört tane büyük koloni var burada. E, bir de bunun dışında The Legend of Dusk dediğimiz karanlık tarafın lejyonları var. Bunların yegane amacı onların da inandığı şey şu e, bunlar zaten o vampirler ve onların artık ayakçıları olan kısım. Bunlar tamamen biz diyor burada suçu severiz. Suçtan güç alırız. işte öldürürüz, aldırırız. Yani kötülüklerin dogmasında ne varsa bunlarda da o var tabirindeyse Bunları yaparız diyor. Fakat bunları yaparken doğru bir imparatorluk zihniyeti oluşmadığından da büyüyemeyip kıyı köşede karanlıkta kalan topluluklar oluyorlar işin aslı. Ama aynı inanç bunlarda birazcık daha çarpıklaşmış vaziyette. Dediğim gibi azor bir ölümsüz güneş ve ölümsüz güneşi bunlar kontrol ettiklerinde onların vampirizm mantığını ölümsüzleştireceğine inanıyorlar. Yani artık kazığı sapladım ölmedin. Ne bileyim işte yaktın ölmedin güneşe çıkabilirim gibi. Yine her şeyi bu sonsuz güneşe bağlıyorlar. Daha sonra 19 Ocak 2018'de Rivals of Ixalan diye bir backpack çıkarıyorlar. Hani böyle expansion pack gibi düşünün. Tabii Nicol Bolas bu evrenden kaçmış, ölümsüz güneşi yok etmiş. Burası bir kaos ortamı olmuş. İşte burada bu ırklar birbirleriyle üstünlük mücadelesi veriyor. Bu da geçiyor. Çok zaman geçiyor ve birçok evren ve birçok set yayınlanıyor Magic'te. Burada şöyle bir sorun oluyor. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Bence hatırlar Magic takipçileri. Doğru telaffuzunda yanlış olmalı. Phyrexian diye bir ırk var. Şurada bir yerde hatta kutuslu olması lazım. Bu evrenlerin virüsü gibi düşünün. Eldrazi ile karıştırılmasın. Ee, onlar buraya istilada bulunuyorlar. İşte dinozorları buna benzer kreatçiler fayreksizm dediğimiz bir evrime tabi kalıyorlar. Burası iyice kaos oluyor. Daha sonra March of Machines devreye giriyor. Burayı temizliyor. Buradaki Plains Walker'lar oraya desteğe gidiyor falan filan. Bu dünya böyle kıyıda unutuluyor. İşte tam unutulduğu anda Magic diyor ki bunu yeniden öne atalım. Magic bu tarz şeyleri birkaç böyle şekillendirip ısıtıp yeniden önümüze koymayı çok seviyor maalesef. Çünkü para lazım. Tutuyor. The Lost Caverns of X diyor. Yani kayıp mağaralar. X kayıp mağaraları diye bir set çıkıyor. Burada gene aynı ırklar devam ediyor. Aynı ırklarla beraber hikaye kısmında şöyle söyleyeyim. Bu mağaralardan işte yer altına gömülmüş 4-5 tane demigat var. Yani yarım tanrı ve e, işte kutsal varlık. Bunların tapınakları var. Tapınakları ele geçirip buradan tanrıyı uyandırıp dünyada kaos yaratıp X dünyasında ...hakimiyeti ele geçirmeye çalışıyorlar ve esas amaçta da X alanın çekirdeğine ulaşmak. Çünkü orada sonsuz güç olduğuna inanıyorlar. Böyle bir hikayesi var işin aslı. Benim için cazip kılan kısmı neydi? Ee, bir kere Jurassic Park, bunu izleyen kesimin hemen hemen hepsine hitap eden bir çocukluk travmasıdır. Yani ben o Raptor'un böyle kapı kolunu açtığı anı hatırlıyorum, hala korkarım. Oradan esintiler var, güzel. Ben Green Deck çok severim çünkü güçlü ve hani kendi başta böyle bir ağırlığı olan renktir desteler içerisinde. E burada Beast'ler, Creature'lar, Ejderhalar varsa bunların hepsi zaten bu destelerde var demektir. Bunu da göremedim ama bunu Secret Layer olarak yaptılar diye biliyorum. Indiana Jones'la bunu biraz ilişkilendirirler ki o da güzel bir gene pazarlamaydı. E onun dışında da dediğim gibi brutal gücü olan çok kart var. E bu da seti zaten cazip hale getiriyor. E zaten benim Genel modum eski videolarda belki hatırlarsanız kayda değmediği sürece mutlaka bir bundle, gift ve commander set alıyorum. Çok kayda değerse bir de böyle booster pack alıyorum. Bu benim için orta şeker bir set. Bu setlerde de e, dediğim gibi yani biraz bonus artlardan dolayı, birazcık heyecanından dolayı böyle bir grup aldım. İlk olarak da muhtemelen bundle ile başlarım. Bundle'dan sonra belki bundle gifti açarız. Sonra araya e, commander'ları sokarız. Daha sonra da zaten yine son bir değerlendirme yapıp bunlar alınmaya değer mi? Alınırsa bunlardan hangi kartlar neye değer? Bunları konuşuruz. Bunları açmaya geçmeden önce son bir vurgu yapayım bundan hala iddialıyım. Türkiye'de Türkçe herhangi bir şekilde incelenmek üzere bunları yapan tek kanalım ve gene Türkiye'de ilk defa bu kutuların açılışını birazdan izleyeceksiniz. Bugünkü ilk kutumda The Lost Covens of X alanın bundle peki. Son olarak da bu set içeriğini şöyle söyleyeyim ki yakın görüntüde daha rahat hep birlikte görürüz. Artık maalesef içinden çıkan booster paketlerin sayısını azalttılar. Ama gene booster paketler bizi bekliyor. Bir alternatif art e, tabi tabii traditional foil'imiz var. Yine bir 20 yüzlü zarımız var ki megasını da aldım. Zarlar bu konseptten olmazsa olması. Bunlar zaten life control olarak geçiyor. Yine basic lentlerimiz bizi bekliyor. Güzel bir kart kutusu var ki eskiden bunları hani marketsel anlamda pazarlamaya kullanmıyorlardı. Artık her bir şeyi pazarlamaya yoruyorlar ve bir tane de Jurassic World dünyasından bir alternatif bonus kart bizi bekliyor. O zaman geçişelim açmaya bakalım neler bekliyor. Vallahi şu an böyle heyecanlıyım çünkü en son videodan beri ne kadar süre geçti o zamandan beri ben kutuları açmıyorum ve çok heyecanlıyım. Şu ses, şu kutu zar benim için atıyor. Hemen Tekrar konuya döneyim kendime geleyim. Ee, şuradaki şu detayı görüyor musunuz bilmiyorum. Inclusa Jurassic World Kart diyor. Jurassic Park bizi bekliyor. Ee, şimdi Jurassic World diyorum burada bir tane yarasa bize doğru uçuyor gözüküyor. Burada hmm, farkındasınız böyle mor detaylar var. Bunlar o Firex, Pyrex ya neyse artık işte onun izlerinden kalma işte nasıl diyeyim mutasyonun izleri. Kutu artık değişti. Eskiden kutular daha büyük ve daha keyifliydi. Gene şuraya bir bakalım. Bahsettiğim gibi alt art bir traditional foil'imiz var. Hit the mother load diye direkt kartın ismini vermişler bu sefer. Bir oversize spin down life counter var. Yani bildiğimiz zar. Devamında 8 tane 12'li booster pack'imiz var. Bunlar set booster diye geçiyor. Yani draft pack değil onu da ayırdılar artık biliyorsunuz. Onun dışında bir Universus Beyond Jurassic World Collection kart var ki e, şöyle söyleyeyim bu Universus Beyond başlığı altında zaten işte Doktor Who'yu ne bileyim işte asasinleri yüzükleri müzikleri kattılar. İçinde çok klişe bir kutu var ama artık bunu da bir pazarlama olarak The Lost Caverns of X alan kart box diye koydular. Bunu biliyor musunuz bilmiyorum. Bir önceki videolarda bunu çok eleştiriyordum. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Buraya iki tane e, reklam kartını sanki müthiş bir pazarlama aracıymış gibi basıp duruyorlardı. Ve ben her seferinde diyordum ki sanki matah bir şey veriyorsunuz da. Buraya da bunun içinde bu var diye yazıyorsunuz diyordum. Adamlar bunu duydu ki ciddi Amerika bağlantılarım vardır. Ama arkamda İsrail yok. E, bunu kaldırdılar. Peşine bu kutuyu koydular. Bunu da kaldırtacağım. Neyse gelelim açılışa. Eskiden şuradan güzelce kesip bir şirink vardı. Onu açıp güzelce bunu inceliyorduk. Artık onu da daha farklı yapmışlar. Şu kutunun açılış sesi bakalım nasıl. Yok müthiş bir havası yokmuş. Ve yeniden söylüyorum. Sesimi yükselterek söylüyorum. Türkiye'de ilk defa bir kutu daha yine benim sayemde açılıyor ve inceleniyor. Bir broşür koymuşlar. We cover these lost artifacts to survive the depths of Ixalan diyor. Yani dediği şu. Ixalan'ın derinliklerinde bu kayıp. ...artifakları bulup hayatta kalın ve kendinizi kurtarın gibi bir şey. Bir de altına yazmış. Flip to continue your discount. Allah Allah. Ve çeviriyoruz. Macera devam ediyor. Mantık şu. İple derinlere inen karakter var ve siz bunu çevirmeye devam ettikçe... ...sürekli iniyor da iniyor gibi bir algı yaratmak istemişler. Güzel bir broşür. Saklanır. Diğerlerinin yanına kaldırılır. Kutu içerisi boş. Saklanacak bir kutu daha. Köpü de içine atıyoruz ve gelelim X alanın en mucizevi parçasına. Bakalım bizi ne bekliyor. Samimice söylüyorum, bu buna açma girişimin 3. denemesi. Deney No 211 falan diyeceğim arkasından. Şöyle bir şey oldu. Bunu açarken anlatayım. Öncelikle çok heyecanlıydım. Beraber gene açalım. Bilmiyorum ötekilerden görüntü koyar mıyım? Şöyle bir açtığımda çok büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Dedim ki bu boşluk ne? Bu kellik ne? Şunun içine eskiden şu kutuyu koyuyorlardı niye koymalar? Şurada bir 15 dakika tur attım bir yudum kahve içtim ki humharca içtim öyle söyleyeyim. Akabinde şunu şöyle çıkarıp şunu şuraya sakladığını görünce vay arkadaş dedim ve kendi rezilliğime güldüm. Bir 15 dakikada onu harcadım. Tekrar kutuya dönecek olursak. Kutu aynı ekipmanıyla duruyor. Gene kutusunu vermişler. Bizim kutumuz gelmiş şu şekilde ekstra bir numarası yok. İçinde ama müthiş bir zar var. Zarın temasını belki görüyorsunuz. Şurada da gene 20 numarayı kendi X alanın logosunu yapıştırmışlar. Tam bir inkavari bir tema taranmış. Şöyle ışığa tutuyorum. Hafif şeffaf bir tonu var. Yani yarı saydam demek çok doğru olmaz ama tam da değil. Ama harika bir zar. Eski videolardan hatırlar mısınız bilmiyorum. Şunlara geçmeden önce. Şöyle bir atalım bakalım şansımız ne? 7. Umarım 7 gibi kartlar açmayız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 paket bizi bekliyor. Bunları değiştirmişler. Bu yeni benim için. Ee, en son açtığım kutunun içerisinde bunlar e, şeffaf bir işte streçle bağlıydı. Bunlar artık bir kraft kağıda girmiş ki bunu açmak bence daha eğlenceli. Fabrikada karışmasın diye arkasına notları düşmüşler. Demek ki karışıklık olmuş. Bu yeni benim için. Ee, bunu anlamaya çalışıyorum. Şunlar yeni counterlar. Şu, şu üçü değil de şunlar. Bunun mekaniklerinde bazı yeni e, işte finality counter var. Fate counter var. İki counter daha var. Şimdi hatırımda yok. Bunlara hitafen yapılmış. Bunlar ne işe yarıyor bilmiyorum. Yani bir ayraç gibi kullanabiliriz muhtemelen. Ben ama bunların hiçbirini kutusundan dahi çıkarmayıp böyle saklayacağım. Bu tarz ayraçlara ihtiyacım yok. Başka da hiçbir şey yok. Yani kuru bir karton. Bence Fuzuli masraf pek bir işe yarayacağını sanmıyorum. Yani kağıt kalitesi iyi değil ama biz bunu kıyıya koyalım. Bir de kaymasın diye şu şekilde geçmeli yapmışlar ki beni ilk başta yanılgıya düşüren zaten şu kutunun olmayışını sanmam bundandı. Onun işte çok da bir numarası yok. Buraya gelecek olursak ben normalde bunları açmamaya yeğliyordum. Çünkü bunlar bildiğimiz düzlent ve benim bir dünya lendim var. Ama içindeki bonus kartları almak için mecburum açmaya. Şöyle ilk paketle Şunun hışırtısını duyuyor musun ya, yani çok güzel. Neyse, açıyorum. O kağıt tam kraft varymış ve bir kez daha Türkiye'de ilk defa açıyorum kartlarımı. Bunlar tam foil lentler. Hepsi birbirinden güzel. Algısı, efektleri çok hoş. Bunlar insan destenin içine koyup da çizdirmeye kıyamıyor tabiri neyse. Çünkü illa çizilecek. Her lent burada göreceğiniz üzere iki tane artla kendi dünyasını resmedilmiş. Eskiden bunları dört artta tutuyorlardı. O üzücü yani sulara dair bir dünyayı hayal edebilmeniz için şuradaki iki resimden fikir almanız gerekiyor. Gene yani karanlıklar için bunlar işte ee, kırmızılar için buradaki resimler ve forest içinde yani ormanları, jungle'ları hayal edecekseniz bunlar ama güzel hiç lafım yok gayet hoş bu bir alternatif art e, bunda şöyle bir olay var hatırlamayanlara tekrar hatırlatmak için söylüyorum bu bandılı almadığını sürece hiçbir Pekin içinden bu kartı bu artla bulamazsınız. Ee, aslında bundle packler, koleksiyonerler için bir tık daha bu yüzden önemli çünkü bu kartı single almadıktan sonra sadece bunu almak zorundasınız. Bir mekaniği de burada görüyorsunuz ki bu yeni bir mekanikle alakalı. İşte e, teknik olarak şunu diyor eğer diyor Discover ettiğiniz kartın land yani yükü onun altındaysa o aradaki fark kadar treasure token yaratın diyor. Discover'da şey gibi düşünün. Bazı mekaniklerin isimleri değişse de mantık hala aynı. Hatırlayamadım ama yani gene bu desteden bir kart açmaya bağlı yapılan bir hareket dizisi. İşte oradaki land yüküne bakıyorlar. Land yükün arasındaki fark kadar da treasure token alıyorsunuz. Çalışır bir kart ama 7 land maliyetini düşündüğümüzde çok da faydalı değil bence. Dediğim gibi bu paketleri mecbur açmak zorundayım. Şimdi bunu açıyorum. Benim için esas heyecanlı paket bu. O yüzden bunu ikinci sıraya bıraktım. Ee, Düzlentlerin yanı sıra Jurassic Park'a ait ki burada zaten silüetini iyi kötü gördük. Bir çizim mi? Bir resim mi? Ekran görüntüsü mü? Yani nasıl bir şey beni bekliyor inanın bilmiyorum. Ama onunla alakalı bir şey çıkacak. Ve benim için esas heyecan orada. Tabi onu full art olarak veriyorlar. Evet. Indoraptor, the perfect hybrid. Hmm, Jurassic World'da bir hibrit dinozor vardı. Ne diyorlar o? Laboratuvar müdahalesiyle yaratılmış. Bu o kart. Bence çok da iyi bir kart. Yakından bakarak söylüyorum. 3 lentle iniyor ki 3 lent gayet güzel. Eee, diye bir özellik var ki bu elin yani en son sıra sizdeyken rakibe kaç damage verdiyseniz o kadar damage artı 1 artı 1 alarak iniyor. Yani bir önceki el ben karşımdaki rakibime atıyorum 5 vurmuşsam e, kana susamışlık doğru kelimesi x 5 haliyle geliyor. Yani 5 tane artı 1 artı 1 üzerinde yüklü geliyor. Yani birden 8 5'lik de olabilir. Yani şöyle düşünün bunun en temel mekanik stratejisi bir önceki el 7 8 10 ne vurabiliyorsanız vurun. Sonraki el bu kartı oyuna sokun ve ne kadar vursanız o kadar güçlü oyunu alın. Bence müthiş bir mekanik ve çalışır. Commander deck'te de gider, single deck'lerde de gider. Her oyunda da tatlı çalışır. Zaten dinozor mutant diye geçiyor. Şurada bir küçük yine Jurassic Park logosu mevcut. Menes var. Menes zaten eskilerden bilindik bir özellik. Bir de Enrage var. Enrage için de şöyle söyleyeyim. Bu arkadaş karşı tarafa damage vurduğunda herhangi bir çoklu oyun için bu muhtemelen random e, opponent seçin. İkili oyunlarda mecbur karşıyı seçiyorsunuz. Ona bir kez daha vurma şansı tanıyor. Bu kadar demeç vuruyor eğer non token bir creature feda etmezse. Yani her türlü çalışacak temiz, hoş bir kart. Ve kutuyu açarken de bahsettiğim tırt promo iki kart. Şu kartlara bastıkları mürekkebe yazık diyorum gene. Ama yapacak bir şey yok. Gelelim paketlere. Evet. Heyecan nasıl bilmiyorum ama benim için çok fazla buçuk yıl sonra kutu açılışı yapıyorum ve bu kadar süredir hiç açmadım. Bu heyecanla şu an açacağım ve inşallah yüksek bir şey açarım. En son Pokemon açmıştım. Pokemon'da hiçbir şey çıkaramadım. Çok da talihsiz geçti. Hani bunlarda umudum yüksek. Şimdi bunları açmaya geçiyorum. Gene gördüğünüz üzere Jurassic World'un logoları bütün paketlere basılmış. Yani bunların içinden halen daha bir bu tip kart bulma şansımız var. Bakalım nereden başlayalım. Bir tanesinden giriyorum. Şu hışırtıyı özlemişiz vallahi. Evet. 2024'ün Ocak ayındayız. Yine Türkiye'de ilk defa bir paket inceliyoruz Mecce'ye dair. Türkçe ve ilk set booster'ı açıyoruz. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Yırttım açamadım. Öyle bir heyecan var ki normalde kıyamam. Oo, evet bir art hediye etmişler art serisinden 81 tane art serisi var. Paketteki ilk resim çok heyecan verici. Kahve falı bakarıya bakıyorum şöyle. Gerisinde ile ilgili umudum birazcık daha şey. O yıl olarak bir Human Knight'ımız çıkmış. Burning Sun Cavalry diye yanan güneş şövalyesi. Bence güzel 2-2'lik. İki, Temiz ikilen değiniyor. Saldırına veya blokladığında da artı bir artı bir alıyor. Bence iş yapar. Bunu anlayamadım. Bu Eldrazi serisinden yani teknik olarak ilk salanda çıkmaması lazım. Anladığım kadarıyla son kartlar biraz promo niteliğinde. Ya eski setlerden ya da buradan bir mitik verecek. Bunu daha çözemedim bir artefek araç beşlendi iniyor işte içine iki tane şey kanıyor falan ilk paket maalesef hüsran ama diğerlerinde umudumuz çok bakalım neler geliyor benim için en tırt şey bu artlar diyecekken bir imzalı buluyorum ve bu beni çok mutlu etti güzel bir imzalı kartınız var ki imza şey e, hani derin baskı yapılmış kabartmalı diyeyim ama ters kabartmalı bence çok hoş Tam bu artları niye koyuyorlar? Bize şey koysunlar diyecektim. Olmadı. Dino Tomaton. Çok iyiymiş ya. <laughs> Dino Zorgunum. Hadi bakalım. Bartolome del Presido. İşte dedim ya o İspanyol göçünün izleri ilk alanda da var diye. 2 birlik bir legendary creature olarak bir vampir şövalyemiz var. Bence çok kaliteli kart. İkilen de gayet iş yapar. Çünkü başka creature veya artifact her sacrifice ettiğimde buna kalıcı artı bir artı bir koyuyorum. Yani güçlendiriyorum mantıken. Bartolomeo her zaman iş yapar. Ooo oh, bir full art rampaging kretarops var. Keratops pardon. Bloklanamıyor. 3 veya daha fazla creature tarafından 5 4'lük 6 len deniyor çalışır. Evet, son kartlar bir önceki paketlerde demiştim yani sanırım bonus niteliğinde. Bu sefer de Kantırların e, counter'ların olduğu bir parça koymuşlar. Yani ötek kart çıksa daha iyi olurdu. Olsun. Bu arada finality counter'lar bu sistemde yeni. Onu anlatayım hızlıca. Finality de bir creature'ın özelliğinde yazıyor zaten. Puta finality counter işte that creature gibi. Bunu yaptığınızda creature öldüğünde mezarlığa gitmiyor. Tamamen oyun dışına gidiyor. Yani fatality gibi düşünün. Hani onu yaptığınızda bir daha bu oyuna dönüşü kalmıyor kartın. Standa bunun bir benzeri. Ama çok kartlarda bunu görme şansınız yok. Yani sayılı kartlarda var. Sırada diğer paket var. Fitursuzca paket açıyoruz. Oo, güzel bir art daha. Oo, oh, bir an Prince Walker buldum sandım. Güzel bir Legendary Creature bulduk. Kutsil, Malamet, Example. Bence çok güzel. Kesinlikle güzel. 3-3'lük, Üç değiniyor ve sıra bendeyken karşı taraf spell yapamıyor. Ve birden fazla canavar kontrol ediyorsak çok iyiymiş. En güçlü olan karşıya ayrıca bir combat damage vuruyor ve bir kart çektiriyor. Bu kartı tuttum ve arkada heyecan verici bir şey var. İşte güzel bir X alan temalı kart. Gene bir Legendary Creature bir cat varıyor. İşin güzeli şu tarz bir tasarım. Bu tarz tasarımlar son 4-5 sette çok yaygın. Beklediğim bir şeydi bu paketlerden. İnşallah bir de bunların foilini bulurum. Huu yes diyorum. Şu an bir tane epic rare kart buldum. Blood Letter of Aklazoth Bir vampire demon. Güzel bir demon. Flying'li, iki dörtlü, dörtlende iniyor. Ve işin güzeli ne? eğer rakibim can kaybederse benim zam yani sıra bendeyken can kaybederse kaybettiğinin iki katı kadar daha ekstra kaybettiriyor. Bu arada hemen araya giriyorum. Bu X alanın zaten top boss'u. Yani bu setin hani final boss karakteri aslında bu yaratık. Ee, biraz balrogumsu bir canavar. Ee, demon yani. Ama aynı zamanda hani vampire demon. Zaten vampir lordlar en son bunu yaratıyor. İşte bununla ortalığı kasıp kavuracağız falan sanıyor. Ama sonra yeniliyorlar ama hani Final Boss Battle'da bu canavarla uğraşıyorsunuz. Çok daha iyisini bulduk. Bir Epic Rare daha bulduk ve bu sefer Holo olarak bulduk. 6-7-8 Land denen bir Legendary Artifact ve bunu bedavaya indirme şansımız var. Bir yandan okuyarak söylüyorum. Ne kadar canavar kontrol ediyorsanız yani kontrol ettiğiniz canavarlardaki en güçlü hangisi ise onun gücü kadar eksilent ediyorsunuz Yani 7 işte mesela Buradan bir tane büyük seçelim. Mesela 3 dörtlük bir kart var ve bunu 5-5'lik de yapmış olabilirsiniz yani eklentilerle. O zaman 5 land eksik ödeyerek oynuyorsunuz. Bunu oynadığınızda şöyle bir şey var. Eğer kontrol ettiğiniz bir creature, non-token creature olmak şartı var. Eğer ölürse bunu fungus dinozor olarak yani funguslar mantar hatırlar mısınız bilmiyorum ya da bilenler bilir. Ee, yani fungus dinozor creature olarak aynı güç ve defansta yeniden oyuna sürebiliyorsunuz ve alttaki özelliğini kullanırsanız bu creature power'ını bile double yapabiliyorsunuz. Çok iyi. Bence çok iyi. Bir de land maliyetini indirebilmek ayrıca güzel. Ve bir tane de bu da gene eski serilerden Eldrazi'den gelme gene bir bonus Med retter var. Bu paket çok iyiydi. İki tane kral kart bulduk. Epic Rare statüsünde. Epic Rare olduğunu bunların turuncu renginden anlıyorduk. Bir tane ee, traditional art bulduk ki bu da ayrı bir keyifti. Çok güzel, güçlü bir legendary creature buldum. Yani bir paket için maksimum verimi şu an aldım diyebilirim. Bir sürpriz daha gelir mi acaba? Şu son paketim müthiş iyiydi. Bu hışırtılar bize daha güzelini verir mi? Hmm, daha demin ki exclip'sin şeyini çıktık. Doğrusu nasıl böyle olması lazım? Tutulmanın artı bir fungus bulduk. Bu funguslar bize iş yapar. Gayet de iyi. Ama üçlende üç üçlük olması bile yeter. Aha daha dem buldum bir daha buldum. İkinci bir cat varıyorum var. Gene trey. Başka bir kart bulsam daha mutlu olurdum. Ee, bunlar zaten token niteliğinde bir birlikte bir token bu sefer vasıfsız bir deste oldu. Enerjim bile düşürdü yani. Evet. Özel istekle bu paketi açıyorum. Buna yükseldik burada ekipçe. Yükseldik mi? Yükseldik. Tamam. Hepimiz yükseğiz. Ho ho! Tam bir dövmelik tasarım bu resmen. Evet, bu sanırım burada Azor olabilir mi ama Azor öyle değildi tipi. Neyse güzel bir ho ho ho. Müthiş bir land bulduk. Bu land'ler özel tasarım. Tanesi 6.7 dolara satılıyor. Bunun 5'lisini tamamlayabilirsem haricinde dosyada sakla. <laughs> 4-5'lik güzel bir canavar. Dinozor direkt temiz 4 lant iniyor. Reach'i var, Trample'ı var. 4-5 vuruyor. Her zaman iş yapar. Oh işte bu Huatli'yi bulduk. Buna sevinemiyorum öyle söyleyeyim. Yani seviniyorum da nasıl sevineceğimi bilemiyorum. Mythic Rare, Full Art ve e, buranın iyiler tarafındaki main karakteri Huatli. Özelliklerine bakalım. Oyuna girdiğinde kütüphane'ye arayın. Basic Land bulun ve bunu elinize alın. Tırtmış. E, 5 Land de bunu oyun dışına edin. Ve ha, trans tabi transform oluyor. Ha, transform'da da saga olarak geliyormuş. Çalışır. Güzel bunu incelemek lazım. Mitik Rare olmasa bile çok iyi. Bu arada bunlar da mini game. Bunun üzerinde ayrıca konuşuruz. Evet son üçteyiz. Hızlanıyorum. Çünkü artık iyi bir şey bulmak istiyorum. Oo güzel bir amblem bulduk diyelim artık. Ho, Ho bakın daha demin buldum. Neredeydi o? Şunun swampini buldum. Bir de hol olsa tadından yenmezmiş. Olsun bu da güzel. En azından koleksiyon ikincisi geldi. İlk bulduğumuz keratopsun bir ikincisini bulduk. Desteğe eklenir. Bunları ne için kullanıyorduk? Çift taraflı kartlar desteğe karıştığında haliyle burası bu şekilde gözükmeyeceği için bunlara siz ismini yazıyorsunuz. Desteğe bunu koyuyorsunuz. Diğerleri yanda bekliyor ve bu kart çektiğinizde o kart gelmiş gibi pozisyon alıp devam ediyorsunuz. Bu paket çok beklentimin üstünde çıkmadı ama logo güzelmiş. geldik sona. 8 paket açtık. Bana göre tatmin ediciydi. Ama sonlara doğru kayda değer bir şey çıkmadığı için çok hızlandırdım hatta videoda. Siz Sizinle zamanınızı çalmak istemedim. Özetle şunu söylemek istiyorum. Güzel 1, 2, 3 toplamda 6 kartımız var ki bunun bir tanesi dediğim gibi Final Boss dediğim karttı. Bu kart kıymet olarak 16 dolar. Bu cepte güzel bir tane daha Mythic Rare bulmuştuk. Holo olarak bir fungus'ta hatırlarsanız bu 12 dolar değerinde. 2 tane Jurassic Park alternatif artımız çıktı ki biri çift taraflı. Evet. Kıymetleri de ortalama e, bir tanesi gene 9 dolardı. Diğeri 8 dolardı. Ve diğer iki tane ki bu full art ve alternatif art daha yüksek olmasını bekliyordum ama 1 dolar çıktı. Yapacak bir şey yok. E, bir de şöyle bir Huatli var. Buna da price olarak gene 3 dolar yazmışlar. Özetle şunu söyleyeceğim. Güzel bir bence açılıştı. E, kendim özlemişim bir kere kutu açmayı her şeyden önce. Açtığım kutularda bu kutuyu ben 37 dolara almıştım. Sadece 4-5 kartla zaten neredeyse bunu yakaladım ki bu çok tatmin edici oldu. Bu alternatif art olanlar hani her pakette bir tane çıktı ya, bundan ortalama fiyatları işte 1,5-2 dolara göre değişiyor. 8 tane bundan var. Oradan da bir para geliyor ve diğer bütün kartları price olarak ele aldığımızda Ortalama 0.50 centten desek bizim zaten 12x8'den yine kutunun parasını çok rahat çıkaracak bir edere geliyoruz. Ki şunları bile artık satıyorlar. Evet Türkiye piyasasında belki alınmıyor ama... En azından price olarak hakkını verdi diyebiliriz. Güzel bir zar oldu. Zar koleksiyonu yeni eklendi. Bundan da mutluyum. Bir tane mini game'im vardı. Daha demin elimde gezdiriyordum. Bir yere koydum. İki tane küçük mini game'den yeni oyunlar yaparız. Bu da bence güzel. Ee, bana yeni içeriksel şey çıktı. Evet gökten düştü. İki mini game'im de burada. Özetle keyifli bir paket çalıştı benim için. Ee, uzun zamandır açmadığım için ben de heyecanlıydım her ne kadar böyle paketler açarken sesim yer yer sönük de gelse bunun sönüklüğünün sebebi heyecanım o kadar yüksek ki artık dışa vuramaz hale geldim. Özetle ben mutluyum. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Xalan beni tatmin ediyor. Zaten o Jurassic kafasını seviyordum. Inka ve o Aztek kafası ayrı bir hoş güzel. Daha beni bekleyen 4 tane Commander'ım var. Bir bundle giftim var ki bundan çok umutluyum. Bundan daha güzel şeyler bulacağım inanıyorum ki bununla ilgili şöyle küçük bir detay vereyim. Bunun zarı muhteşem. Bunu açarken neden olduğunu da söyleyeceğim. Ve bir de elimde Collector Edition paketim var. Bu en eğlenceli ve keyifli olacak. Umarım bunun parasını da çıkarırız. Bugünlük bu kadar. Umarım dediğim gibi siz de eğlenmişsinizdir. Ben çok keyif aldım. Kutu açmalara devam ediyoruz. Bir sonraki güncel set ilk alanlardan sonra... Ee, Şubat'ın sonuna doğru çıkacak. O zamana kadar hem X alanı bitiririz hem de gene eski setlerden böyle hit yapanlardan yine küçük lorlarla hikayelerle devam ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen kanalıma abone olun. Abone oldurun. Böyle bir telefonla versene deyin. Alın arkadaşın telefonu çaktırmadan abone edin. Büyüyelim şu komüniteyi yaratalım. Açığı kapatalım. Yorum yazın. Yorumlar çok mutlu ediyor. Bir kemik böyle yaklaşık 15-20 yorum da aldım. Bunun için çok mutlu oldum. Bekleniyormuşum. O da beni böyle bir kamçıladı. Ee, onun dışında hemen hemen her yoruma cevap vermeye çalışıyorum. Bir arkadaşımız kral hani çekiliş yapıyordun ödül veriyordun falan diyordum. Onunla ilgili de sürprizim var. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.